kamuoyundaki yansımasının ne olduğunu düşünüyorsunuz? Bu burada bir eğer kayıtsız kalabileceği ya da çok da etkilemeyeceğine ilişkin değerlendirmeleri, ama tenceresi kaynamayan bir insanın, artık tenceresini kaynatmakta zorlanan insanların yolsuzluğa vereceği tepkinin değişip değişmeyeceğini düşünüyor musunuz? Sizce nasıl izliyor bu iddiaları halk? Çok teşekkür ederim Remzi Hanım. Dilerseniz önce AKP'nin yolsuzluk yolculuğunu konuşalım önce. Bu yolsuzluklar bugün ortaya çıkmadı. Bu yolsuzluklar 20 yıldır var. Ben bunlara tanık olmuş birisiyim. Bunları dile getirmiş birisiyim. Ve bu çıkışlarımın, bu dile getirişlerimin, bu isyanlarımın bedelini ödemiş birisiyim. İlk dönemde, milletvekili olduğum dönemde, parti grubunda 300 küsür milletvekilinin önünde o döneme dair yapılan yolsuzlukları cesaretle çıkmış, konuşmuş ve hesap sormaya çalışmış birisiyim. O zamanın başbakan yardımcısı Abdullah Gül'e, Erdoğan'a çarşaf çarşaf yolsuzluk ihbarları yapmış birisiyim. Bunları açıkça çıkıp konuşmuş birisiyim. Yolsuzluklar bugün olmuyor. Yolsuzluklar yıllardır var. Ve dünyada yolsuzlukların bu kadar çeşitli olduğu başka bir ülke var mı bilmiyorum. Şimdi biz niye son dönemde yolsuzluklar konusunda bu kadar feveran etmeye başladık? Toplum dikkat kesildi. AKP bunu dikkate aldı, adamları görevden aldı vesaire. Niye toplumun gündemine geldi? Bunun birkaç sebebi var. Aslında bunları iyi analiz etmemiz lazım. Birincisi, değerli konuşmacılar ifade ettiler, toplum derin bir ekonomik kriz içerisinde. Bir taraftan insanlar ciddi bir ekonomik bunalımla ve buhranla uğraşırken, alım gücü yerle bir olmuşken, bir tarafta korkunç bir lüks hayat yaşayan bir kesim var. Bu kontrast insanların dikkatini çekti. İkincisi, ortaya konan iddialar gerçekçi, rakamlar var, bilgiler var, belgeler var, adresler var, isimler var, her şey var. Ve bunlar artık sarayın bahçesinde rogar patladı ve lağım sarayın duvarlarına sıçradı. Onun için dikkat çekti. Üçüncüsü, ortaya konan rakamlar çok net ve bu rakamları insanlar yeni okumaya ve algılamaya başladılar. Ve bir para alışverişinden, bir rüşvet ilişkisinden bahsediliyor. Benden şu kadar para istedi diyor birisi. Bakın, bu insanların, yani Türk toplumunun kafasında yolsuzluk dendiğinde bir para alışverişi gibi algılanıyor. Bu çok büyük bir hata. Yani ben senin işini yaparım, şu kadar para verirsen yaparım. Bu ilişkiler gözler önüne serildi ve yıllarca yolsuzluk dendiğinde toplumun kafasında var olan kavram ilk defa toplumun gözünün önüne serildi. Oysa dünyada bu kadar çok çeşitli yolsuzluğun yapıldığı başka bir düzen yok. Siz davet usulü ihale yaparsınız, diğerlerini tasfiye edersiniz, kendi yandaşlarınızı korursunuz, bu bir yolsuzluktur. Siz bir iş adamına vergi indirimi yaparsınız, bu bir yolsuzluktur. Örneğin ben ilk dönemde feryat ettim. Erdoğan'ın yakınları için çıkartılmış özel yasalar vardı. Pırlantada KDV sıfıra indirildi Remzi Hanım. Çocuk bezinde, okul kitaplarında, kalemde, kırtasiyede vergi olduğu bir Türkiye'de pırlantaya sıfır vergi yapıldı bu Türkiye'de. O dönemin Maliye Bakanı'nın ithal ettiği mısırlardaki vergi indirimleri, özel ithalat izinleri. Siz, evet, Türkiye bir gecelik indirim yapıldı Mısır'da. Evet. Bir gece siz için. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir şeyin ithalatıyla ilgili kapalı kapılar ardında birine imtiyaz tanırsınız. Ne yaptılar geçtiğimiz günlerde? Erdoğan toprak mahsulleri ofisinin marketlerinde işte fiyatların indirilmesi, et fiyatlarının indirilmesi için Suriye'den 100 bin koyun ithalatına izin verdi. Tarım Bakanlığı bu izni verdi. Ne yaptılar biliyor musunuz Remzi Hanım? Bir ihale bile yok. Aldılar, genel müdürün imzasıyla bir kişiye bu yetkiyi verdiler. Yetki verdikleri kişi kim? Bu eski bir AKP milletvekili. Peki bu ne yaptı? Hayatı boyunca bu adam hayvancılıkla uğraşmamış. Bilmez. Hayvancılığın ne olduğunu bilmez. Ne yaptı? Bu da aldığı kotaları başkalarına satmaya başladı. Birkaç milyon doları buradan, evet, cebine indi. Bakın, İşte ben buyurun yeni iddialar. Bir sürü şey söylüyorum. Evet. Niye bugün dikkati çekti? Çünkü artık benden para istendi, şu işimi yapmak için para vermek zorunda kaldım ya da para verecektim gibi kavramlar ortaya çıktı. Ve Erdoğan'ın artık yakın çevresi direkt hedef olmaya başladı. Yani dikkati çektiden kastınız artık halkta da karşılığı olduğudur mu?
Geleceğim oraya. Evet, hı hı. Halkta da çok net bir karşılığı var. Halkta bu kadar net karşılığının olmasının sebebi de insanların bugün ciddi olarak ekonomik kriz içerisinde olması ve olayın Erdoğan'ın çevresindeki isimlerle direkt bağlantılı olması. Bir başka şey daha var. Eğer Erdoğan'ın çevresindeki bu isimler bugün rüşvete bulaştığı iddiasıyla ya istifa eden ya da Erdoğan'ın talimatıyla görevden alınan isimler, AKP kökeninden gelen isimler olsaydı bu kadar kolay deşifre olmazlardı. Benim ısrarla ve iddia ile söyleyeceğim şey bu. Diğer partilerden geldiler. Başka bir geçmişleri var. Ve Erdoğan onlardan bir anlamda kurtuldu. Onları kurban verdi. Fakat bunu yaparken bana göre bir siyasi hata da yaptı. Şimdi tabandaki AKP'liler diyor ki, genel tabana biraz sonra geleceğim. AKP'liler diyor ki, biz yıllarca emek ettik, uğraştık, kapı kapı dolaştık, oy topladık. Dava tırnak içerisinde. Hı-hı. İşte inandığımız bir felsefe, parti, dava her neydi, ne derseniz adına. Biz bunun için mücadele ettik. Diyor ya bazı partililer, Metin Külünk de dedi, bu bir hareket. Bir siyasi parti nasıl hareket olur bilmiyorum. Bizim hareketimizde bu olmaz. Ve kalktılar. Şimdi etraflarında... Tayyip Erdoğan'ın etraflarında kümelenmiş insanların korkunç para ve kirli ilişkilerine tanık oldular. Tabanda bunun, özetle sorunuza cevap veriyorum. Evet. Çok bir karşılığı var. İnsanlar evet. Moralize, insanlar ümitsiz, insanlar ihanete uğramış hissediyorlar. Zaten makul taban öfkeli yaşadığı problemlerden dolayı, ama AKP tabanında da Tayyip Erdoğan'a, AKP'ye ve tek adam rejimine karşı ciddi bir öfke var. O sebeple zaten Erdoğan teşkilatlarına sürekli talimat veriyor. Kapı kapı dolaşın, anlatın, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatın diyor. Ama hiçbir karşılığı yok. Ve AKP'de gerçek anlamda bir çöküş olduğunu, morallerde bir çöküş olduğunu, umutlarda bir çöküş olduğunu söylemek mümkün. Bu olayı 17-25 olayında olduğu gibi Tayyip Erdoğan lehine çevirmeyi beceremedi Remzi Hanım. O dönemde elinde pek çok güç vardı. Ve rahatlıkla medya gücüyle insanlara çıktı, dedi ki bu bir darbedir, ucu yurt dışındadır, FETÖ'dür, arkasında Amerika vardır, CIA vardır dedi. Artık bugün bunu yapma şansı yok, ama örgütlerine verdiği talimatla hala aynı argümanlara sarılmaya çalışıyor. Bize bir darbe girişimi var diyor vesaire. Fakat bir yandan da bu AK Parti bizim AK Partimiz değil diyerek Bülent Arınç çıkıp evet. bir şekilde kendini açıklamaya çalışıyor. Öte yandan Metin Külünk, ki AKP sonrasına hazırlık yapan genç siyasetçilerden bir tanesidir, tabanın öfkesini bir anlamda medyaya yansıtarak kendini olayın dışında tutmaya çalışıyor. Özetle AKP tabanında ciddi bir moral bozukluğu var, ihanete uğramışlık inancı var. Fakat tüm bunları tetikleyen temel sebep az önce anlattıklarımın dışında derin bir ekonomik evet. krizdir. Ve bu süreci AKP kendince yanlış yönetmiştir.